Hepinize merhaba. Biraz ara verdik. Kusura bakmayın. Benim de işlerim vardı. Biraz koşuşturma vardı. Ee, sanatçı arkadaşlarımız e, tatillerinden döndüler. Okullar açıldı. Her şey güzel gidiyor. Ee, değinmek istediğim bir konu var. Geçen hafta biliyorsunuz üzücü bir şey oldu. Tuzla'da bir yangın çıktı. Ee, biraz e, asit yağmurlarına sebep oldu aslında. Bunu pek kimse söylemedi. Birkaç kanal söylemiş. Arkadaşlar da bana ilettiler. Ben de baktım doğru. Youtube'dan izledim. E, tabii insanların panik olmalarını istemiyorlar e, ama zaten normalde yağmurlarımızda, normal e, düzeyde yağmurlarımızda 0,4 sanıyorum ya da 0,4 mi tam olarak bilemiyorum yanlış olmasın. Meteoroloji uzmanları 0,4 olarak asit olduğunu söylüyorlar. Çünkü niye? Bazı kasabalarda ya da şehirlerimizin içlerinde bulunan e, ne diyelim e, fabrikaların e, bacalarından çıkan dumanlarda, 0.4 e, ne diyelim asit ürettiğini ve bu asitlerin de bulutlara karıştığını ve yağmurlarda aşağıya indiğini söylüyorlar. Ha vücuda bir zararı var mı? Tabii ki yok ama tabii kanser ajan madde yaptığını söylüyorlar. Yani kanser e, sebebiyle insanlara biraz zarar veriyor ama bunu biz tabii bilemiyoruz çünkü vücudumuzda onları göremiyoruz. E, tuzla yangınından sonra biraz zor zor söndürülmüş e, izledim bazı videoları. 0.5 buçuk mı 0.5 mi öyle bir şey yükselmiş biraz e, tuzla kartal gebze taraflarına işte gemlik taraflarına kadar e, bu gitmiş bu ulaşmış üzücü tabii üzücü ben çok üzüldüm e, umarım e, ölenler var yaralananlara çok var üzüldük artık ne diyelim e, olmasın diyelim olmaması gerekir diyelim bazı uzmanlar demişler ki işte yangın söndürmeleri kendi bünyelerinde yapmamışlar. E, tabii şimdi büyük bir fabrika, fabrika kuruyorsanız bu büyük fabrikanın e, ne olması lazım? Efendim e, yangın söndürme sisteminin, erken uyarıcı sisteminin olması lazım. Ama onları biz bilemeyiz. Onları fabrika sahipleri herhalde kendileri daha iyi yapıyordur. Ama olmamış ve bir iki patlamayla beraber daha büyük de zarar vermiş. Hem fabrika hem de çevresindeki tabii ilçeye zarar veriyor aslında. Kolay değil. Efendim şimdi maden suyumuzdan Ah, içelim ve e, sohbetimize başlayalım. Ben özledim sizleri, onu söyleyeyim. Sohbetinizi özledim, biraz biliyorum. Üzücü bir e, konuyla girdim ama e, ben de üzüldüm çok onu izlerken. E, olmasın istiyoruz ama işte bazen oluyor böyle şeyler. Efendim, evet oturduğum yer biliyorsunuz kalamış. E, sağ olun YouTube'daki izleyicilerim geliyorlar bazen bana uğruyorlar burada. E, onlara çay kahve ikram edemiyorum neden? Çünkü onlara ikram edersem kahvem kalmaz çünkü... Biraz insanlar sağ olsunlar, sizin yani beni izleyen kişiler geliyorlar. Çok teşekkür ederim onlara öncelikle sağ olsunlar. Abi rahatsızlık mı ettik diyor. Hayırdır ne demek rahatsızlık olur mu? Beni izliyorsanız, ben de sizlere bir şey verebiliyorsam, bir bilgiler sunabiliyorsam ne mutlu bana diyorum onlara. Ee, geçtiğimiz konumuz Destan grubunun e, solisti Hakan'dı. <laughs> Hakan benim sevdiğim iyi bir insan. Videolarımızın da amacının ne olduğunu ben size başta söylemiştim. Ee, tekrarlamak isterim tekrar, e, yeniden tekrarlamak isterim. Şöyle... Ben tanıdığım insanların hayatlarında yaptığı başarıları buradan, bu ekrandan sizlere sunmalarını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yani ben bunu yaptım, ben şuradan şuraya geldim ve bunu başardım. Şimdi de bunu devam ediyorum. Ha evet tabii ki kendisinin bazı sevmediği şeyler varsa bunu söyleyebilir. Ama bunu söylediği zaman da yani sizlerin de çok kızmasını istemiyorum. Yani o orada söyledi. Tamam aslında haklısınız bunu şey söylemekte. Ya Taylan abi ya da Taylan. Bak böyle yazıyor yani bunlar böyle söylenirse biz bunu olmaz ki. Biz örnek oluyor bu insanlar diye. Bu arada e, Cemil Mas ve Okan Bayürgen'in de söylediği gibi. Sanatçı e, aslında şöyle diyelim bunu biraz tartışalım isterseniz. E, sanatçı aslında e, halka yön veren kişi değildir. Kanaat önderi de değildir ama. E, çünkü kendi bilgisi vardır. Mesela ben tiyatro oyuncusuyum benim bilgim buna göredir. Ben bunun fazla üstüne çıkamam. Mesela meteorolojiden konuşamam fazla bilgim yoktur. Ondan bundan konuşamam. Ama konu vardır ki sanatla ilgili bir şeyler varsa içinde ben onları size söyleyebilirim. Evet e, Hakan bir şeyler söyledi ama bence Hakan kendi fikirlerini söyledi. kötü de bir şey söylemedi sanıyorum. Ha evet neydi biraz rap konusuna çok fazla e, iğne batırdı. E, demek ki oradan müzdarip ya niye böyle yapıyorlar dedi belki de. Bilmiyorum yani böyle olmaması lazım dedi. Hatta iki seyircimiz güzel yazmış mesela geçen hafta okudum. Destan e, Hakan'ın tabi Destan Hakan, tabii. Hakan e, videosunun altını yazmış. Rap'i anlatmış aslında. Rap'in ne olduğunu anlatmış. Rap aslında buradan gelmiştir. E, okursanız sevinirim arkadaşımızın yazısını. Yani yorumlarda. E, ve böyle oldu ama e, Hakan da böyle söyledi. Aslında çok da güzel bir şey olmaması lazım. Böyle söylemesi lazım. Daha sonra bazı yorumlarınız beni birazcık üzdü. Ne olur e, bana kızmayın. Ya çok sert yapmayın. Çok sert çok sert değil, güzel bir şey değil. Biliyorum kızmışsınız aslında. Ya abi seni seviyoruz. Senin soru cevaplarını çok seviyoruz. Bizim sorularımız cevap veriyorsun. Elinden geldiği kadar tabii verebiliyorum. Ee, ama yani bu adam kim? Şimdi buraya yazmıştım hatta. Ya bu adam kim bir o adama bakıverin. Görün zaten kim olduğunu. Bak ne diyor? Videolarınızın onda onu güzel. Ama bu misafiriniz bilmem ama iticiydi diyor. E, ee, ama okuyacaksın kim olduğunu onun. Yani onu bir bakıver kim olduğunu. Destan grubunun solisti Hakan. Destan grubunu bilmiyorsanız zaten üzülürüm çünkü öğrenin. Yani bir, ya bilin ama izlemeyin. Boş verin ama öğrenmiş olun. Ben zaten arkadaşlarımı konuk ediyorum. Ya da şöyle bir şey yapacağım. Hiç konuk almayacağım bundan sonra. Ya o da o da beni üzer çünkü arkadaşlarım daha sırada çok meslek grubu var. Ee, gelecekten mesela onlar sizi anlatacaklar. Şimdi i̇şte yüzücü onu yelkenliler pilot için ee, pilot olsun mesela ne yap e, hostes onları çağıracağız. Bunlar konularda şey yapacağız, çok tanınmış mesela bir ses sanatçısının hayatın nasıl geçtiği, zorlukları, kolaylıkları falan onları konuşacağız. Yani bunları konuşacağız. Yeni bir karavan daha tanıtacağız. Bunlar benim konuklarım. Ha konuklarımı beğenmezseniz o zaman izlemezsiniz ama yorumda çok sert yorumlar yaz bin altına yani. Ben üzülüyorum, bilmiyorum. Siz bilirsiniz tabii yazarsanız da bir şey demem. Efendim soru cevap videolarına ağırlık verin demiştiniz. Evet soru cevap videolarına ağırlık vereceğim elinden geldiği kadar. Ne diyor? Hazır alma. Ha, bu konu önemli. Hazır almaktansa kendi motor karavanınızı yapsanıza öneririm dedi. Bir abimiz, bir arkadaşımız oradan. Şimdi şöyle diyelim. Motor karavanı yapmak için şöyle bir hesap yapalım. Ama bu hesabı, bu hesabı ben ee, fiyatını size söylemeyeceğim. Onunla siz arayıp bulacaksınız. Bakalım karavanımız ne kadar maliyetli oluyor. Bir kere bir. İkinci el minibüs alıyoruz? Kamper için söylüyorum. Burada motor karavan yapılmıyor Türkiye'de. Türkiye'de motor karavan yerine bildiğimiz Kampır yapılıyor yani bildiğimiz Mal taşıyan minibüsler var ya, kapalı kasa Onları alıyoruz onları pencere açtırıyoruz Ve içini yapıyoruz Bir sürme kapısı var ben sürme kapı istemiyorum Çünkü sürme kapılı minibüs bana bir mantıklı gelmiyor Bütün sürme kapıyı açıyorsunuz Bütün her şeyi içeride görüyorsunuz e Sizin bir mahremiyetiniz var Bunu ben istemiyorum bir ikincisi Toplam üç kişi oturabiliyorsunuz Ön koltuklar dönmese Bir kişi oturuyorsunuz acı bu kampur. Yani hafta sonu İngilizce weekend dediğimiz hafta sonu geziyorsun, sonra evine giriyorsun. Şimdi benim evim yok. Benim içinde yaşam karavanım olmalı. En kötü 6 kişi oturmalıyım ben bu karavanda. Bak bu şu anda oturuyorum. Ama bu nedir? Bu çekme karavandır. Çek çekme karavan olduğu için yapacak bir şey yok tabii. Ee, yani bir yere gidemiyorsunuz arabanız yoksa ama motor karavanda 3 kişi oturabiliyorsunuz. Bana sakın motor karavanlarda 4 kişi kalınıyor falan filan demesinler. Çünkü öyle bir şey yok. Arkada yatabilen 2 kişilik yatağı var. Ön tarafta diyor ki koltuğu yatak yapın. Şoför koltuğunu döndürüyorsunuz. Aradaki masayı indiriyorsunuz. Bu koltuğunda burasını bir şey yapıyorsunuz. Bir kişilik yatak oluyor. Etti size üç kişi. Ama bu üçüncü kişi rahat yatamıyor. Onu gördüm. Tarkan gelmedi. Şimdi Tarkan yine gezmeye gitti. Tarkan'la konuşacağız. Yani üçüncü kişinin koltuğunu yapacağız beraber. Bakalım nasıl yatılıyormuş orada bir onu göreceğiz. Öyle bir şey yok. Çekmeye işi motor karavanlarda yani ee, weekend dediğimiz, dikkat, camper diyorum. Bakın motokaravan dediğim üstü alkuvenli karavan değil. Hemen o zaman durun bakayım. Burada var mıydı bende? Ha vardı bir dakika bir dakika onu bir göstereyim size de. Yani aradaki farkı ben size göstermem lazım. Motokaravan dediğimiz bakın, motokaravan dediğimiz bu. Bunda üstte yatak var. Burada yatağımız var. Burada bir tak var. İki kişi, iki kişi, dört kişi yatar bununla tamam mı? Bu okey. Ama minibüs tarzı karavanlarda şu anda bende yok e, elimde. Minibüs tarzı karavanlarda da fazla bir şeyimiz yok. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şimdi bu karavanlar birkaç yerde yapılıyor. Türkiye'de. Bunlar yapılıyor. Tamam. Bunun yapımının imalatını diyorlar ki abiler işte 600-700'e falan çıkar diyorlar. Bazısı 500'e çıkartıyor falan filan. Kablolar böyle dağılıyor. Ben mikrofon biliyorsunuz kablolu. Ondan sonra ve şöyle girelim şimdi. Ocak. Almanya'dan geliyor. Dometik marka. Eğer kapıyı tek yapacaksanız o da Almanya'dan geliyor. Tek parça Almanya'dan geliyor. Efendim buzdolabı Alman üretim. Yerli üretim yaparsınız. Ama 220'ye bağlamanız gerekir. Yerli buzdolabını. Eğer içindeki 220 motoru söküp onun yerine 12 voltluk motor takarsanız o zaman güneş paneli bağlayacaksınız. Onu da senin bir ya da iki tane usta var iyi olarak. E bu sen ne yapacağız? Hadi onunla uğraşacağız. E ben her yerde 220 çalıştırmak istemiyorum. 12 ile çalıştırmak istiyorum. İki. 3 Tuvaletimiz. Kasetli tuvalet. Ben kasetli istiyorum. Kasetli olunca domatik yine tekrar devreye giriyor. Domatik, domatik diyorum özür dilerim. Tedford tuvalet devreye giriyor. Tedford'da yeni bir Alman balı. Maalesef onlara mahkum kalıyorsunuz. Şöyle bir şey olabilir. İsterseniz e, hadi bunları almıyorsunuz. Abiciğim ben Alman ocağı istemiyorum ya. Ben bildiğim böyle beyaz iki gözlü ocak koyacağım üstüne. Onun yerlisi var mı? Şu an bir kişi yapmışsa ama iyi olduğunu söylemiyorlar. Hani yapılmış bir yerli karavan diyor, şey yerli bir ocak diyorlar. Olabilirim, olabilir. Ama siz bunun için ya bir karavan alınca insan ister ki nedir? Ya uzun süre kullanayım isterseniz bu karavanı. Ben mesela uzun süre kullanmak isterim. İçinde yaşayacağım için çünkü. Misafirlerim geliyor. Benim misafirlerim geliyor. Yani ben içinde yaşamak istiyorum karavanın. Bu arada bir ara verdik kusura bakmayın şunu kapattım. Çünkü buradan bayağı bir ışık giriyordu içeriye. E, bozmasın dedim ışığınızı diye Efendim e, anlatmak istediğim bu İçinde yaşadığınız için karavanın Onun da iyi olmasını istersiniz Bütün ürünlerin iyi olmasını istersiniz Geçici bir ürün koyarsak, koyarsanız e, Ne bileyim birkaç ay içinde o ürünler size Patlamaya başlar geriye Bir kere ev ürünlerini karavana koymayın zaten Mümkün olduğunca Karavanın hep yeriniz boş olsun Yürüme alanınız olsun evde nasıl istiyorsunuz Aynı şey olsun Evde hep yere eşya koyarsanız o zaman yürüyecek yeriniz kalmaz kısıtlanmış olursunuz. Mesele bu. Evet. Şimdi efendim e, evet burada bir ha, videolarınız e, onda onu çok güzel demiş bir arkadaşımız. Videolarınızın onda onu çok güzel fakat misafirinizi bilmiyorum ama iticiydi yazmış. E, teşekkür ederim. Ama şöyle bir şey var. Yani misafirimizin ismini bir okusaydın e, orada Destan grubu ki Destan grubu şu an çok konser veriyor. ve Gürcistan'a çok konser veriyor. Türkiye'de konserler verdi. Yani bayağı da sevilen bir grup. Destan grubunun solisti Hakandı konuğumuz aslında ama teşekkür ederim ee, videolarınız çok güzel demiştiniz demek ki memnun kalmışız ama konuklarımızdan bir tanesi de benim çok sevdiğim arkadaşım Hakandı ve onu konuk ettim yani dediğim gibi hep hala tekrarlamak istiyorum ben sevdiğim insanları işinde başarılı olan insanları size sunmaya çalışıyorum onun söylediği onu bağlar beni değil kötü bir şey söylediğini pek sanmıyorum ama evet birkaç bir şey değildi falan ona bir daha girmeyelim artık e, ajansa gitmeden önce bilmemiz gerekenler demiş sanıyorum oyunculuk ajansı diye kastettiniz. E, ajans deyince eskiden ajans haberler demekti. Yani haberdi eskiden ajans. E, haberleri izliyoruz. Ajans başlıyor mesela TRT. Tadan, o vardı mesela şimdi. Şimdi orta bir artık haberlere dönüştü. E, ajans evet ajans ajans ajans. efendim hepimiz oyuncu olmak istiyoruz. Hepimiz televizyonda olmak istiyoruz. Dizide oynamak istiyoruz. Sinema filminde oynamak istiyoruz. Ön rol olmasa bile arkada küçücük bir geçsem bile diyorsunuz arkadan oynayayım orada diyorsunuz. Oynamak için bazı kriterler gerekiyor. Bir kere oyuncu olmanız lazım. Oyunculuk eğitim anlamış olmanız, olmanız, lazım. Yani oyuncu olmasanız bile o eğitim almanız lazım. İyi konuşmanız lazım. Ses tonunuzun iyi olması lazım. Bunun hiçbiri yoksa siz arkada çay içen bir adam oynarsınız. Ha şimdi çay içen bir adamla başlayarak ki zaten bu böyle başlar. Figüran dediğimiz yardımcı oyun dedi şimdi öyle söylüyor yardımcı oyuncu diyorlar. Figüran olarak başlayarak dikkatini çekerek mimiklerinizle hareketlerinizle oyuncuların kendine verdiği has o ne diyelim kabiliyetle mesela kabiliyetiniz vardır. Orada bir şeyler yapmışsınızdır. Yönetmenin dikkatini çekersiniz. Mesela zaten yönetmenin ve yapımcının dikkatini çekmek. Bu ikisi çok önemlidir. Bundan sonra başını zaten kendine getirir. Bunun bir örneği. Benim bir arkadaşım yaptı. Limonata içen ve karşısında bir tane erkek konmuştu kız arkadaş. Onunla bir tanışmıyorlar. Figüran aşansından gitti. Ben falan, Çok güzel sohbet ediyorlar falan. Enteresan yönetmen fark etmiş. Demiş çok teşekkür ederim. Kıza. Kız demiş ki ne oldu efendim? Hani ben figür, burada arkada figüran oturuyorum. Çok hayalmiş. Çok minik hareketler yaptınız. Çok teşekkür ederim. Hani büyük oynamadınız diye. Evet. Büyük oynamadınız. Ekonomik oynadınız. Önde konuşan iki oyuncu, asıl iki oyuncunun arkasında minik bir hareket yaptınız. Kimse fark etmedi ama orayı doldurdunuz. Sizin göreviniz oydu. İşte bu. Figüran'ın görevi minik ve ekonomik oynamak ama arkadaki o önemli yapıyı yapmak. İşte bu. Biraz eğitim almak. Oyunculuk eğitimi almak da çok ilintili bu alın. Ama e, Facebook ve Instagram'da sağ olsun yani çok üzülüyorum. Bazı arkadaşlarımız yazıyor. Tanımıyorum kendilerini. E, sonra fotoğraflarından görüyorum. Kız ya da erkek fark etmiyor. Karadeniz'den Doğu Anadolu'dan gelmişler. Ajansa başvurmuşlar. Bana şunu yazıyorlar. Ya Tarın abi sen oyuncusun bilirsin. Ben bir yıldır dokuz aydır iş bulamıyorum. 500 e, lira 600 lira para verdik ajansa. Fotoğraflarımız çektiler. İş yok üzülüyorum hakikaten. Çünkü para vermişler. Para verilmez. Ajansa para verilmez. Fotoğraf çektirmek için para verilmez. Bu ajansın kendi görevidir. Bu kadar basit. Ne olur para vermeyin ajanslara. Yeni gelecek arkadaşlar varsa Türkiye'nin başka illerinden İstanbul'a maalesef İstanbul'a geliyor. Çünkü herkes ister şey İstanbul'da. Ne olur para vermeyin. Para verdikten sonra da bana yazmayın. Üzülüyorum buna. Şimdi ne diyeyim ben arkadaşa? Tabii sen iş bulamazsın. Ya bulursun ama çok az bulursun. Ajans sizi alır. Yüzünüz, karakteriniz farklı olduğu için konuşma belki konuşmanız farklıdır. Ve o sizi kullanır. Üzerinizden de para kazanır. Kendi aldığı yüzde, yüzdeyi size söylemek zorunda değildir. Sizin aldığınız paradır bildiğiniz para. Bu kadar. Biz de hala öyleyiz. Benim ajansım var mesela Kas 33. Yıllardır onunla çalışıyorum ben reklamlarda. Dizi ve sinema oyunculuğu fazla orada olmuyor. Ee, onlar ayrı ajanslar var. Ajansa başvurmanız gerekir mi? Yani bir kast ajansın. Evet başvurmanız gerekir. Doğru ajanslara başvurmaya çalışın. Ha bilmiyorum şu an hangileri doğru değil. Belki özelden yazarsınız. Ben size yardımcı olmaya çalışayım ama çok özel ajans yani çünkü çok ajans var artık. Parası olan ajans kurdu. Şimdi yeni sistemde. E, diziler ve e, dizilerde ve sinemalarda casting yapmak için yani kast almak için, oyuncu almak için onlara başvuruyorlar. Yapacak da bir şey yok. Yani doğru yer orası çünkü. Ben oturup da dışarıda kast mı arayacağım? Hayır aramayacağım. Onun için buna da geçtik. Yani buna da bir değinmek istedim ne olur elimden geldiğince. Ama ne olur biraz olsun oyunculuk eğitimi almaya çalışın. Kalem yazmıyor. Kalem yazmıyor. Evet artık e, havalar soğuyor yavaş yavaş. Soğudu geceleri soğuk olmaya başladı. Sobaya daha geç, Sobaya geçmeyeceğiz ama biraz yorgana geçmemiz gerekiyor karavanda. Evet Sibirya'daki tek seyircim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Sibirya'daki seyircim. E, Topluma ayak vermek kimsenin haddi değildir demiş. Sanıyorum yine destan Hakan için söylemiş. O biraz böyle fazla e, öyle bir patladı böyle ama Hakan'ın karakteri o. Kötü bir niyetli, kötü niyetli bir insan değil. Gerçekten çok efendi bir insandır. Tanıdığım için söylüyorum. E, evet biraz belki hani mikrofon gelince ya gençlere bir şeyler söyleyeyim diye biraz sert gitti olabilir. Ama o da onun efendiliği. Çok sert gitti ama biraz hani şey oldu. Evet ben ne farkı dedim ama o düşüncesini söyledi size. Onun düşüncesini büyütmeye de hiç gerek yok. Ben sizi seviyorum. Çok da güzel bana yazıyorsunuz Sibirya'daki seyircim. Ee, ayak vermedi bence sadece fikir verdi. Abi ayak vermek biraz şey oldu, sert oldu biraz sizin de söylemeniz. Ama iyi bir insandır. Ee, i̇nanın bir konserine gidin göreceksiniz. Çok efendi bir insan. Yani, misafirini falan ağırlıyor. Ee, ne bileyim, gerçekten efendi bir adam. İyi, bu zamanda efendilik artık maalesef hiç para etmiyor. Hiç para etme dedim, para için söylemiyorum. Yani efendi insanlar pek artık bulunmuyor. Üzücü oldu artık yani. iyi oluyorsunuz, kasık atıyorlar. Efendilik yapıyorsunuz, sizi kale almıyorlar, önemsemiyorlar. Bu da üzücü bir şey oluyor tabii. E, Susamam klibini izlediniz mi diye sormuşlar bana. Susamam klibini ben e, izledim ama çok e, kötü yorumlar vardı. İyi yorumlar vardı, kötü yorumlar. Onlar rap biliyorsunuz, rap yaptılar. Ya arkadaşlar tebrik etmek gerekiyor. Ben tebrik ederim arkadaşlar. Ee, gerçekten güzel, kötü değil. Ha biraz evet e, sert girmişler. Bayağı böyle sert yerlerde sert sözler var. Ama rap bu değil miydi zaten? Niye o zaman ülkemiz rapi kabul etmiyor? Yani ya da rapi kabul ediyoruz ama bunu doğru yapalım diyoruz. İşte susamam doğru bir şey yapmış. Bence bakın bu bence. Genelde ben evet bu doğrudur diyemem. Çünkü ben bir kanaat önderi değilim. Bir hoca değilim bu işte. Ben elimden geldiğince sanatımı iyi yapmaya çalışıyorum. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış ona bir şey diyemem. Ama olabildiğince işimi iyi yaparım. Siz de iyi olmuş, abi kötü olmuş, şu olmuş, bu mu olmuş dersiniz. Bu bu kadar basit. Yani bunu da e, çok şey yapmaya gerek yok. Hani böyle o abi falan ben, kötü konuşuyorsun bilmem ne değil. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Siz doğru ve yanlışı televizyonda ya da ekranda görürsünüz. Bu da budur. Başka da bir şey yoktur. E bir de son söyleyeceğim bu ajansa gidenler için de. E, dizi oyunculuğu, sinema oyunculuğu falan filan diyorlar. Bakın şöyle bir şey var. Dizi oyunculuğu diye bir şey yok. Kamera önü oyunculuğu diye bir şey yok. Tek şeysi kamera önü oyunculuğunun. Siz tiyatro oyuncusunuzdur. Hep büyük oynamışsınızdır. Kamera önünde bunu öyle oynayamazsınız. Olmaz. Tiyatro oyuncusu şunu yapabilir. Bak abi bak tiyatroda böyle oynuyorlar. Bakın büyük oynuyorsunuz bakın. Ve ekrandan çıktınız. Çıkınca ne oldu yönetmen ne diyor? Dayan abi ekrandan çıktın. Ha evet tiyatroda böyle yapıyorduk. Hayır abi burası ekran. Bak burası vizör diyor. Ben buradan bu ekrandan seni bu kadar görüyorum. Bunun dışına çıkma. Peki o zaman ne yapıyorsunuz? Böyle oynuyorsunuz dizide. Onun için dizi oyunculuğunu pek fazla sevmem. Ee, şey olur böyle nedir? Tek küçük oynamak zorundasınızdır. Sinema oyunculuğu daha rahattır. Daha keyiflidir. Karakter yaratırsınız. Role keyif verirsiniz. Daha böyle babacan keyifli olur. Tiyatroda uçun gidin oynayın. Seyirci bayılır. Ama dizide öyle olmuyor. Onun için dizi oyunculuğu diye bir şey yok. Tiyatro ve sinema oyunculuğu var. Evet bu sohbetimiz de böyle olsun. Ee, dışarıda yağmur yağıyor ama asit yağmuru yağıyormuş. Beni de çok ilgilendirmeyecek bundan sonra. Ee, Çıkayım ya şemsiye alıp çıkayım biraz yürüyüş yapayım yağmurda iyi gelir. Fakat fırtına çok tabi bu ara. Ee, yarın ve pazar gününde devam edecek söyleniyor yağmurun ve fırtınanın biraz. Bulutlarımız güçlü. <laughs> hava durumu gibi oldu. Evet hey canım ey. Bugün hava batıdan gelen esintiyle beraber. <laughs> e, hemen hatırlatayım. Gökhan Abur için konuşmuşsunuz. Bir iki arkadaşımız söylemiş. Evet Gökhan Abur'u tekrar konuk edeceğiz. Çünkü bu aralar mevsimin bayağı değiştiği zamanlar. Yani yazdan sonbahara giriş zamanları e, 2019 ve 20'ler biraz e, kötü geçecek. Tam böyle e, ne neydi? E, Akdeniz, Avrupa ve Orta Asya'nın yavaş yavaş e, tropik iklime geçtiği aslında geçmişti de şimdi biraz daha belirgin olarak anlaşılacak bazı kuvvetli fırtınalarla ve yağmurlarla diye konuşuluyordu. Önümüzdeki haftalarda bir pazar günü de Gökhan Aburu yani NTV hava durumu spikeri ve meteoroloji uzmanı Gökhan abi konuk edeceğim. Gök, Gökhan abi bizlere anlatacak bakalım ne oluyor, ne bitiyor dünya üzerinde, Türkiye'nin üzerinde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.